Marmara TV stüdyolarından herkese iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Ben İbrahim Halil Onat. Her hafta çarşamba olduğu gibi bu hafta da sizinle karşınızdayız. Anlatsana biraz programıyla birlikte. Bu hafta konuğum eski milli okçularımızdan Büşra Saygın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Hoş geldin öncelikle okulumuza. Nasıl buldun okul ortamımızı? Okul ortamımız çok keyifli, çok eğlenceli. Medya merkezimizi nasıl buldun? İnanılmaz sirkülasyon içerisinde çalışıyor öğrenciler. Çok eğlenceli buldum yani okul ortamımızı, çok güzel. İyi, ne güzel. Özellikle tekrardan teşekkür ederim programıma geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Bugün ben biraz sana soracağım, sen bana anlatacaksın. Peki. Seninle ilgili bilinmeyenlere, en azından bugün okçuluk sporuyla ilgilenen muhakkak gençlerimiz vardır. Her ne kadar çok fazla olmasa da. Bununla ilgili seninle daha önce de zaten gazete haberim için bir araya gelmiştik. Evet. Türkiye'de okçuluk üzerine bir muhabbet gerçekleştirmiştik. Bugün de bunun canlı yayının daha verimli olacağını düşündüğüm için seni konuk almak istedim. Başlayalım o zaman sorularımla birlikte. Başlayalım. Özellikle Büşra Saygın'ın, hani ben şu başarılarından bahsetmek istiyorum. Dünya ikinciliği, dünya evet. ikinciliği evet. ve Avrupa üçüncülüğü evet. var milli okçuluk dönemlerinden. Evet. Şu anda kariyerine beden öğretmenliği olarak. Evet, beden eğitimi öğretmenliği olarak Bahçelievler'de devam hizmet ediyorsun. Veriyorum. Evet. Peki Büşra Saygın okçuluk sporuyla ne zaman tanıştı? Ne zaman başladı? 2006 yılında yaz okulu kapsamında Antalya'da Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü adına başladım. Evet. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle. Sonrasında 6 ayda milli takıma girdim. Evet. Ve bu şekilde çalışmalarım devam etti. Yani lisede başlayan bir aynen, okçuluk kariyeri. Aynen, lise 1'de başladı. Lise 1'de başladı. Peki mesela o bir arkadaşın tavsiyesiyle başladı da başlarken dedim mi acaba ben yapabilir miyim? Hani neden okçuluk demek istiyorum da? Hani mesela fiziksel anlamda baktığımızda mesela hani boy olarak iyi bir boya sahipsin. Hani neden voleybol, basketbol değil de okçuluk? Aslında voleybol oynadım ortaokuldayken. Sonrasında babamın böyle bir huzursuzluğu oldu bu konuyla ilgili. Ama devam edemedim. Evet. Sonrasında arkadaşım tavsiyesiyle okçuluğa başladım. Ya Begül yapıyor, ben de yapabilirim. Hemen böyle bir atıfta bulundum. O yaşlarda. Aynen. Direkt bu azimle devam etti yani. İyi ki de başlamışsın. Arkadaşına da buradan teşekkürlerimizi iletelim. Her zaman. Peki o zamanlarda dediğin gibi lise 1'de başlayan bir okçuluk kariyerim var ve çok kısa sürede gelen bir başarılar dizisi var. Evet. Okulla birlikte nasıl ilerledi bu iş? Ben bunu merak ediyorum. O konuda okul müdürüm ve öğretmenlerim çok destekçi oldu. Yani Antalya'da o özellikle okuldaki öğretmenler, müdürler spora çok önem veriyorlar. Yani der, öğrencinin spor yeteneği varsa, müziğe yeteneği varsa, resme yeteneği varsa bu konuda sürekli bir destek. Nasıl derslerini tolere edebiliriz, neler yapabiliriz? Bu anlamda çok faydaları oldu. Yani onların hakkını yemem. İstediğim zaman antrenmana gidebiliyordum. İstediğim zaman okuldan çıkıp çok güzel. Yarışmaya gidebiliyordum. Bu anlamda yani gerçekten bana güvendiler. Ben de onların güvenlerini boşa çıkarmadım. Ne güzel. Okuduğum, evet yani lise 2'de dünya ikincisi oldum. O anlamda bayağı bir koordineli bir şekilde evet. müdürümüzle iletişim halindeydik. Sorun olmadı yani. Öyle söyleyebilirim. Ya, evet, bence de senin dediğin gibi olmalı. Yani doğru bir okuldaymışsın. Hani nasıl desem, birazcık bu işte biraz kader de var galiba. Hani öyle bir okula düşmen, izin vermeleri. Çünkü voleybolcu Neslan Demirci'nin bir şey var. Röportajında diyor ki, ben çok zorlandım diyor. Okulla birlikte voleybolu götürürken bizim hocalarımız hiç tolerans tanımadı diyor mesela. Doğru. Ama Türkiye'de bunun olması gerektiğini düşünüyorsun o zaman. Liselerde, hani şu an sen de bir lisede öğretmenlik yapıyorsun. Evet. Ve tolerans tanıyorsunuzdur o zaman. Yani yaşadığın şeyleri onların da yaşamasını. Elbette onun mücadelesini çok veriyoruz diğer branş öğretmenleriyle. Evet. Bu çocuğun spor yeteneği var. Destek belli olmalıyız. Zaten lisede. Evet. Biz destek olmalıyız diyorum. Aynen her öyle. Toplantıda, her gördüğümde yani yeteneğini kesinlikle köreltmemeliyiz. Kesinlikle bu anlamda öyle. Destek olmalıyız. Yani aynen öyle. Ailelerin genelde hani işte spora karşı da aslında spor çok teşvik edilmesi gereken bir branş. Her çocuğun dediğim gibi işte ailelerin genel düşüncesi ne oluyor? Ya öğretmen olsun, işte doktor olsun, mühendis olsun, iyi bir yerlere gelsin. Sporu çok garantici
görmüyor aileler. Özellikle yani Türk ailelerinde bu var. Ve belki de bu yüzden çok desteklemiyorlar. Hani ileride yaparsın. Bir hobi olarak devam ettirirsin şeklinde. O yüzden bu şekilde toplantılarda özellikle teşvik etmeniz çok takdire şayan bir hareket. Elbette. Peki şimdi çok genç yaşta gelen çok büyük bir şan şöhret dünya ikinciliği. Peki nasıl desem? Bu yarışmalarda hedefi vururken hani odaklandığın belli bir nokta var mı? Yani okçuluk belli bir şeyi var. Mesela o aletlerin ağırlığını ben tahmin ediyorum ama hani şimdi izleyicilerimiz de biraz bahsetmek şimdi, istersen çok şey olur. Okçulukta çok tekniğin dışında malzeme anlamında inanılmaz derecede farklılıklar var. Yani kesinlikle çok öyle. İnce ayrıntılar, detaylar var. Teknik taktiğin haricinde. Malzeme konusunda şöyle söyleyebilirim. Yayın kendi ağırlığı 5 ila 6 kilo arasında değişiyor. Yayın kendi ağırlığı Bir de çekiş sertliği var. Her sporcunun çekiş sertliği farklıdır. Kol boyuna göre değişir. Evet. Kol boyu uzadıkça? Aynen. Sertlik artıyor. Kısaldıkça da azalıyor sertlik, gümüşüyor. Aynen öyle. Şöyle söyleyebilirim. Benim atıyorum yayım 18.500. Yani 18 kilo bir yay. Hani çekiş sertliği buydu. Bu şekildeydi. Evet. Sporcunun kol boyuna göre, fiziğine göre bu farklılaşabilir yani değişiklik gösterebilir. 18.5 kiloyla hedefi vurmaya. Aynen öyle. 70 metreye. 70 metre. Evet. Salon döneminde farklı. 17 kiloya düşürüyoruz. Gerek yok. Bu şekilde. Peki şöyle bir şey soracağım. Başka branşlarda da mesela vurmada iyi misin? Mesela hani baktın hani okta iyiyim. Acaba bir gülle yanacağım. Üniversitede gülleyi en uzağa atan bendim. Çünkü ben yayın sertliğinde 18.5 kiloyu duyunca bir sorayım dedim. Evet, kızlar arasında üniversitede sınıfta gülleyi en uzağa atan bendim. Kızım sen yanlış branş seçmişsin dedi hocamız. Kesinlikle öyle. Bayağı bir dalga konusu olmuştu yani o anlamda. Aynen öyle. Peki dediğim gibi atarken odaklandığın belli bir nokta var mı? O an işte nasıl desem ben okçu olsaydım eğer atarken böyle vurmak istediğim kişileri düşünürdüm. Böyle kafası dart gibi benim önümde şekillenirdi. Hedefi o yapardım. Senin var aslında mı böyle bir totemin? Değil. Yok öyle bir totemin yok. Neden? Çünkü çok dikkat ve konsantrasyon isteyen bir branş. Ben 6 okta hani o şekilde 240 saniye veriliyor 6 ok için. 240 saniyenin ben 80 saniyesini hızlı bir şekilde kullanıp çıkıyorum. Çünkü dikkatim çok çabuk dağılıyor. O zaman odaklanamam. Yani benim böyle bir farklılığım var. Böyle bir özelliğim var. Kimi sporcu 240 saniyenin yani sonuna kadar kullanır. Sen hedefi gördüğün gibi bırakanlardansın. Evet. Aynen öyle. Emin ol, yani kararlısın o konuda. Aynen öyle. Çünkü düşündüğüm anda psikolojikmen direkt farklı yerlere gördüğün gidiyor. Gibi bıraktın. Evet. Başarı da belki de bu yüzden geldi. Olabilir. Çabukluktan olabilir. Çünkü rüzgarda dezavantaj. Beklemek dezavantajdır. Evet, hızlı atmak. Okçulukla ilgilenenler için önemli bir detay. Evet. Bunu rüzgarda hızlı atmak her zaman için avantajdır ama beklemek dezavantajdır. Beklediğin zaman çok daha fazla sarsılırsın. Evet. Nişangah ona göre oynar ve iyi nişan alamazsın. Doğru diyorsun, kesinlikle katılıyorum bu dediğine. Peki şimdi hani okçuluk kariyerin bir şekilde devam etse de hani bir şekilde bitti. Hani şu anda devam ediyorsun çok, hala. Çok fazla değil. Çok fazla ilgilenemiyorsun. En azından eski öğrencilik yıllarındaki aktifliğin. Yok. Kesinlikle yok. İş hayatı girince olmuyor. İş hayatı girdiği için. Okçuluk sana hayatında ne kazandırdı? Senin hayatındaki önemi ne? Bir kere ben işime ona borçluyum. Kesinlikle evet. Yani şu anda beden eğitimi öğretmenliği olmamı. Evet. Dünya ikinci olduğum için böyle bir mesleğe yöneldim. Evet. Sınavsız devletin milli sporculara özellikle yapmış olduğu en güzel şey bana göre yani sporcular için en güzel şey milli sporculara derece yapmış dünyada Avrupa'da olimpiyatlarda derece yapmış sporcuların direkt ataması devlete bu şekilde oluyor. Sınavsız bir şekilde. Evet hani milli sporcuların KPSS'ye girmeden hani. Milli sporcu ataması. Milli sporcu ataması adı altında.
Aynen öyle. Atandığını. Ya en büyük şey budur yani. Kesinlikle benim için. Öyle. Çok güzel, sevdiğim bir meslek. Hı hı. İyi ki de olmuş. Bence de kesinlikle katılıyorum sana. İyi ki de olmuş dediğin gibi şu anki mesleğini elde etmen de yardımcı oldu. Aynen öyle. Umarım birçok genç de hani şu an uğraştığı sporla ilgili eğer gerçekten senin gibi başarılılarsa ve severek yapıyorlarsa ileride bunu mesleki hayatlarına senin gibi dökebilirler. Şöyle bir şeye geçmek istiyorum. Hani okçuluk sen çok genç yaşta başladığın için hani senin için faydalarını, zararlarını biliyorsundur. Gençler bu sporu Türkiye'de neden yapmalı? Hani faydaları neler? Bu sporun bir gence kattığı şey ne? Yani hem manevi anlamda, hı hı, hem biraz da olsa maddi anlamda, evet, birçok aslında katkısı var. Hı hı. Şöyle söyleyebilirim. Öğrencilerime de her zaman bunu söylüyorum. Evet. Bireysel branşlarda Türkiye'de milli takıma girmek gerçekten biraz daha artıyor. Şöyle bilinmediği için, hı hı, az sayıda sporcu var ve milli takıma girme şansım daha yüksek. Milli, evet, takıma girip milli formayı bir kez giymiş olan bir sporcu, hı hı, üniversiteye girdiği zaman herhangi bir bölümde, evet, bir kere millilik bursu alıyor. Hı hı. Geri ödemesiz. Oo. Yani o şu anda 1200 TL civarında, hı hı, çok büyük bir avantaj bu. Yani kesinlikle bir öğrenci ailesine, hı hı, çok büyük anlamda katkı sağlayacak. Yani destek olacak bu. Aynen manada. Öyle, kendini bir şekilde idame ettirecek. Hı hı. Bunu söylüyorum. Evet. Tabii ki sadece bu değil. Kesinlikle. Dikkat, koordinasyon. Evet, seninle gazete haberini yaptığımızda da bundan bahsetmiştik, evet, mesela. Konsantrasyon. Çok önemli. Özellikle yani Sayısal branşta çok da etkilediğini. Okçuluğa başlama yaşı 9. Özellikle o yaştaki çocukların dikkati çok dağınık oluyor. Aynen. Özellikle şu an günümüz çocuklar. Aynen. Ve eğitim sistemimiz hep sınava tabi. Sınavlarda da en büyük problem dikkat eksikliği. Bunlar için aileler hep işte psikoloğa götürüyorlar, aynen, pedagoğa öyle götürüyorlar. Dikkat farklı için yollardan aslında, evet, çareyi arıyorlar. Neler yapabiliriz? Ama okçulukta hem bir stres atacak, bunu spor yapacağı da indirmemek gerekiyor aslında. Tabii ki, tabii tüm ki diğer branşlarda da. Ama okçuluğun böyle bir artısı var. Konsantrasyon, kesinlikle, dikkat eksikliği, hı hı, koordinasyon tabii ki her branşta olduğu gibi. Peki şunu söylemek istiyorum. Hani her şeyi açıkladın zaten aslında. Burada 3 sorum vardı. Bu cevabınla 3 soruyu da cevapladım. Ben direkt o zaman bu soruya geçmek istiyorum. Hani bu sporun başlama yaşı 9, bitirme yaşı var mı peki hemen? Bitirme yaşı yok. Şöyle yok, söyleyebilirim. 60 yaşında, hı hı, İngiliz bayan bir sporcumuz dünya şampiyonu oldu. Oo, ne güzel. Yani okçuluğun yaşı yok. Kesinlikle, öyle söyleyebilirim. Bu çok iyi bir örnek. Peki son olarak o zaman ödüllerine geçelim. Merak ediyorum hani insan seni tanımak isteyenler de en azından ödüllerinden haberdar olsunlar. Büşra Saygın ne yaptı okçulukta? Büşra Saygın okçulukta 6 ayda milli takıma girip 2006, hı hı, Almanya Junior Cup'ta ferdi üçüncülük elde etti. Bireysel ferdi. Evet. Hı hı. Ferdi üçüncülük elde etti. İkincisi 2007'de İzmir'de dünya şampiyonasında dünya ikinciliği elde etti. Tekrar 2007'de Karadeniz oyunlarında, hı hı, bir şansızlığa... 2007 senin yılın olmuş, evet, ama. Evet, ama bir şanssızlıktan dolayı, evet, ikinci oldum hem takımda hem ferdide. Hmm. Güneydoğu Avrupa oyunlarında şampiyonluğum var, hı, hem takımda hem ferdide. Ne güzel. Bir de İtalya'da bir takım dördüncülüğüm var. Evet. Bu şekilde... Yani başarılarla dolu. Aynen. Türkiye şampiyonlarını söylemiyorum. Hiç üçe girmemezliğin olmamış gibi. Tüm yarışmalar. Şampiyon olamadım tam. Bir şampiyon olamamış. Yani ben olimpiyat gitmek isterim yani. En büyük hayaldir. Bir sporcunun en büyük hayaldir. Kesinlikle. Olimpiyatlara gitmek. Bir yani olimpiyat hiçbir şampiyonu. Hiçbir şey bitmiş değil madem bu işin yaşıyor. Tabii ki. Zaten şu anda birçok okulda da hani bu işin üzerine eğitimler verdiğini biliyorum. Evet. Belki ilerleyen yıllarda. İnşallah. İnşallah ilerleyen yıllarda gerçekleştirirsin. Peki şunu sormak istiyorum. Hani bu yarışmalara gittin, birçok dünya ülkesinde gezdiğini, hı-hı, de biliyorum. Aynı zamanda bu sporla ilgilenen gençlerimizin de hani şu anda yurt dışı hayallerini belki de bu spor üzerinden de gerçekleştirebileceklerini söyleyebiliriz. Yarışmalarda yaşadığın böyle farklı bir deneyim oldu mu? Bunu merak ediyorum. Biraz önce söylediğim gibi, evet, işte Karadeniz oyunlarında olmuştu öyle bir, hı-hı, problem.
Biz 2007'de Karadeniz oyunları öncesinde Portekiz'de Avrupa Şampiyonası'na gittik. Hı hı. Avrupa Şampiyonası bitiminde hemen Karadeniz oyunlarına geçtik. Evet. Orada geçtiğimizde her zaman kullandığımız havayolu şirketini değiştirmek zorunda kaldık. Yoktu çünkü saatler uymuyordu, yetişmemiz gerekiyordu. Biz Karadeniz oyunlarında Trabzon'a iniş yaptık. Hiçbirimizin yayı yok, bavulları yok, gelmedi. Oo, çok güzel. Bekliyoruz, yarışma günü geldi. Kıyafetimiz yok, formalarımız yok. Hani federasyon bunları bir şekilde temin etti. Tabii. Kılık kıyafet alındı vesaire ama yani ya o kadar teknik ki. Kesinlikle. Herkesin yayının ayarı farklı. Aynen. Kişisel, özel. Ne yapabiliriz işte? Federasyon başkanı ne yapabiliriz? Hemen malzeme yolladılar bize. Yarışma sabahı hemen antrenörüm bana yay yaptı. Oo, ne güzel. O yayla ben müsabakaya katıldım. Gayet iyi gidiyordum. Ta ki sıralama atışlarında son iki seri artık yani bir Rus kızla yarışıyoruz. Kim birinci bitirecek onu bekliyoruz. Yani puan olarak öndeyim ondan. Çektim attım. 6 ok atıyoruz bir seride. Evet. Çektim attım 10. Bir daha attım 10. Aynı şekilde. Tekrar 10 attım. 9 attım. 8 attım. Son okuma atacağım. Tam şimdi çektim bu şekilde. Evet. Bunu tam çenemin altına getirirken yay patladı. Kendime yumruk attım. Çok karavana kötü. Gitti. Kız öne geçti. Açtı. Talihsizlik oldu böyle. Yay artık limpler bozulmuş mu? Gevşemiş de olabilir. Gevşedi mi artık bilmiyorum. Öyle bir talihsizlik yaşamıştım. Ne yazık ki. Belki de onun yaşamanda da hani buralara gelmende de bir etkisi belki de hani o yayın patlaması da. Belki daha iyi yerlerde de olabilir. Bilemiyorum yani şanssızlıktı. Rakiplerim güldüler falan böyle çok sinir bozucu bir durumdu. Evet. Şimdi anlatsana birazın şöyle bir formatı var. Bu formata geçmek istiyorum. Sen de çok böyle bu sorularla bunaltmak da istemiyorum açıkçası ama bunalmadığını biliyorum. Eğlendiğimizi düşünüyorum. Evet. Şimdi formatında şöyle bir format var. Ben seni insanların, bizi izleyen seyircilerimizin seni daha iyi tanımaları açısından bir dakikaya yaydığım, şununla başlattığım hızlı sorular kısmımız var. Başlatayım mı o zaman? Başlayalım mı bu soruları? Peki başlayalım o zaman. Çok korkulacak bir şey yok. Başlıyoruz. Tamam. Hadi başlayalım. Aşk mı para mı? Aşk. Komedi mi korku mu? Komedi. Gece mi gündüz mü? Gece. En sevdiğin hayvan? Panda. Çok seviyorum onları. En korktuğun hayvan? Kedi galiba. Kedi. Evet. En sevdiğin ses? En sevdiğim ses yani... Herhangi bir ses? Kuş sesi çok severim. Aramak mı mesaj atmak mı? Aramak. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Sakal mı bıyık mı? Sakal. Sakal. En beğendiğin kadın oyuncu? Penelope Cruz. En beğendiğin erkek şarkıcı? Düşünüyorum. Enrique Iglesias. Evet, biliyordum. Peki en büyük fobin? Korkun? Galiba yükseklik oldu ya. Böyle değil aslında ama yani yaş ilerledikçe herhalde bu korkuyorum yani. Yükseklikten çok korkuyorum, evet. Geç, atlatacaksın umarım. Devam ediyorum. Okuldaki lakabın? Ay, hep boyum uzun olduğu için sırık derlerdi bana. Ya ondan bir vazgeçmedi sırık. Arkadaşlar. Evet. Yağmur mu kar mı? Yağmur. Tuzlu mu tatlı mı? Tatlı. Deniz mi okyanus mu? Deniz. Arkadaşın mı sevgilin mi? Arkadaşım. Arkadaşın. Yani. Oo, sadakat mi güven mi? Sadakat. Sen hangi renksin? Ben bence biraz mavi, biraz beyaz. Karışık. Evet. Peki en sevdiğin film? Siyah Kuğu. Aa, Natalie Portman'ın. Kendini bir kelimeyle anlatsa. Süre geçiyor. Güçlü. Oo, güçlü. Evet. Şu an nerede olmak isterdin? Şu an nerede olmak? İspanya'da. İspanya'da. Peki sevmek mi, sevilmek mi? Sevilmek. Yaptığın bir totemin var mı? Yani bir şey 40 kere söylersen olurmuş. Tekrarlamak. Evet, tekrarlamak diyelim. Anlatmak mı, yazmak mı son olarak? Anlatmak. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok hızlı şekilde cevap verdiğin için. Şimdi bunları hemen kısa açalım. Çok kısa bir peki. Şekilde. Aşk mı paraya aşk dedik. Evet. Aşk her zaman. Zaten gelen şu an seninle birlikte 5. programım benim de. Sadece bir Doğan'ın yayınında Doğa para cevabını verdi. Geri kalan arkadaşlar birazcık daha romantik. Sen de herhalde
romantiklikten evet, yanasın. Evet. Komedi mi korktu? Komedi dedin. Hı-hı. Korkuyu ben de hiç sevmem. Sevmiyorum. Gece mi gündüz mü? Gece. Gece dedin. Gece. Panda. Çok seviyorum. Çok sevimli değiller videoları. Mi? Nesilleri tükenmesin. Kesinlikle yani, kendi kendilerini onlara. Yok ediyorlar bence. Düşüyorlar, çarpıyorlar, başlarını vuruyorlar. Çok çok sevimliler yani. Kedi en korktuğun hayvan. Ya neden bilmiyorum. Yani aslında ya seviyorum evet. Ama ya böyle yaklaştığın zaman bir direkt hani refleks oluşuyor yani. Geçen programda da Özge Özdecer'i konuk aldım. Hani Tatlı Küçük Gençlerin eski oyuncularından, o da izlemişsindir yayını. O da kedi dedi. Hani ben de kediyi korkutmak, hani uzaklaştırmak için yüzüne üflersen kaçar dedi. Onun da farklı bir formülü varmış. Gittiği mekanlar artık onu tanıdığı için kedilerden korktuğunu, su şişesinin şu kapağını deliyorlarmış iğneyle. O da su sıkıyormuş kedilerin. Ay tamam. Kedilerin yüzüne o da su sıkıyormuş, çok korkuyormuş. Atlatacakmış ama onu yavaş yavaş. Ona da buradan selamlar olsun. En sevdiğin sese kuş sesi dedin. Evet çok biraz sevdim. Biraz doğayla, evet. Doğayı seviyorsun. Aramak mı, mesaj atmak mı? Aramak dedin. Doğruluk mu, cesaret de? Doğruluk cevabını verdin. Biraz risk almaktan hoşlanmıyor musun? Yok aslında risk almaktan hoşlanmıyorum değil ama bu kararda herhalde karakteristik bir özel evet özelliğim herhalde doğruluğu genelde evet. Yani her şeyi dandan söylerim, hiç çekinmem. Ne güzel, sakal mı bıyık mı dedik, sakal. Evet ya, bıyık. Bıyık evet, belki bu son dönemlerde birazcık popüler olsa da. Penelope Cruz cevabı geldi. Evet. Ben de çok beğenirim özellikle Twice Bone filminde. En beğendiğin erkek şarkıcı? Enrique Iglesias. Enrique Iglesias dedik. Yükseklik korkusu? Ya aslında o herhalde bir şeyden kaynaklanıyor. Daha önce yurt dışında bu büyük... Aynen, okyanuslar üzeri, hani kıtalar arası yapmış olduğun uçak yolculuklarından kaynaklanıyor olabilir belki. Evet, hem ondan türbülansa girdim. O boşluk, hava boşluğunda bayağı bir korkmuştum. O türbülanslar. Ondan kaynaklanıyor herhalde. Olabilir. Okuldaki lakabın Sırık. Biraz maalesef. Sert oldu ama Sırık. Evet. maalesef Türk kadın standartlarının biraz üstündesin ama bu bence avantaj, dezavantaj değil. Evet, artık yeni nesil uzun. Uzun, aynen, kesinlikle uzun. Yağmur mu kar mı dedik, yağmur dedin. Buradan zaten evet. Birinci soruya tekrar geri dönüyorum. Aşk, yağmur, aşkın mevsimidir. Tuzlu mu, tatlı mı? Tatlı. Aslında her ikisi de diyebilirim. Ya her ikisi de tabii ama tatlı ağır tatlı, basıyor. Tatlı ağır basıyor. Deniz mi, okyanus mu? Deniz. Deniz. Bu da zaten riski sevmediğin okyanus, buradan o şekilde eliyoruz. Öyle diyorsunuz. Arkadaşın mı, sevgilin mi dedim, arkadaşın dedim. Yaşadın evet. mı böyle bir sıkıntı hiç? Hiç tercih yaptın mı? Tercih asla yapmadım. Yani öyle bir duruma düşürmedim kendimi. Ama tabii ki yani arkadaşım niye ben göz ardı edeyim? Tabii. Ben de orta yolu bulmak lazım, öyle söyleyeyim yani. Aynen öyle. Yani bu sadece bir soru. Beni seven arkadaşım da sever. Doğru aynı diyorsun. Şekilde arkadaşım da beni aslında. Seveni sever. Evet. Çok doğru açıkladın. Sadakat mi, güven mi dedim? Sadakat cevabını verdin. Çok önemli. Çok önemli. Sen hangi renksin dedim? Biraz karışık dedim. Mavi dedim. Mavi, beyaz. Evet. Farklı. O zaman karmaşık bir renksin sen. Bilmiyorum. En sevdiğin filme Natalie Portman'ın filmini örnek verdin. Siyah Kuyu çok sabit. Kendini bir kelimeyle anlat dedin. Güçlü dedin. Güçlüyüm. Kadınların son dönemlerde en çok ağızlarından aslında çıkmasını ve duymak istediğimiz bir kelime. Hani güçlü çok aslında skalası büyük bir cümle. Hani buradan birçok kadının da bence şu anda sesi oldu. Aslında çok çabuk yani sulu gözüm, ağlarım ama hı-hı. çok da duygusalım. Ama yani belli gerçekten etmem, belli evet. etmiyorum. Bunu hı-hı. fark ettim. O önemli bir şey işte. Onu herkes yapamıyor. Şu an nerede olmak isterdin dedin. İspanya dedin. Herhalde İspanya'ya daha önce gitmedin. Gitmedim evet. Çok istiyorum. Onun isteği Barcelona'ya var şu özellikle gitmek istiyorum. Umarım gidersin. Sevmek mi, sevilmek mi? Sevilmek dedin. Evet. Sevilmek herkesin tabii ki tercihi. Herkes evet. Herkes sevilmek ister. Herkes sevilmek ister. Doğru diyorsun. Yaptığın bir totemin var mı dedim. Tekrarlamak dedin. Özge'nin de cevabı bu şekildeydi. Yani evet. Tekrarlayın. Demek ki bu yani... oluyor. 40 kere söyleyince oluyormuş işte yani. Öyle bundan sonra biz de deneyelim sevgili izleyiciler. Demek ki bir şeyi tekrarlayınca oluyor. Son olarak da ya anlatmak mı yazmak mı dedim. Anlatmak dedin. Tabii ki anlatmak. Teşekkür ederim özellikle bu son iki programdır. İyi gidiyor bu cevap çünkü anlatsana biraz programındayız. Ve yazmak cevabı çıkınca biraz bozuluyorum açıkçası. Anlatmak diyerek de
programımı tasdik etmiş oldun. Teşekkür ederim tekrardan. Rica ederim. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım hani hakkında hani seni söylemek istediğim bir şey var mı son olarak? Hani gençlere ne demek istersin bu sporla ilgilenen? Yani bu sporla ilgili dediğim gibi en önemli şey küçük yaşta başlayan sporcularımızı hem sınavlarda yani diyorum ya eğitim sistemimiz sınavlara tabi olduğu için sürekli sınavlarda başarılı olacaklarını düşündüğüm için dikkat eksikliği ve konsantrasyonda çok büyük katkısı var. Bu anlamda işte psikolojik yardımlar yerine kesinlikle hem stres atmaları açısından kesinlikle katılıyorum. Hem kendilerini bir şekilde ifade etmeleri açısından hem şöyle en önemli bence şey bu, zararlı alışkanlıklardan uzak durma. Aynen öyle. Yani günümüzde çünkü ergenlik döneminde inanılmaz derecede aileler zorluklar yaşıyorlar. Çok, kesinlikle. Özellikle şu anda yani bu sanal ağlar hani bir seminere katılmıştım. Hatta bunu Cem Yılmaz da kendi Fundamentals şovunda bahsetti. Teknoloji bizim düşmanımız. Evet. Hani teknoloji tamam ilerliyor. Şu an çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Hani nereye gidiyoruz? Hani uçan arabaları göreceğiz herhalde artık yakın zamanlarda ama gerçekten düşmanımız mı acaba teknoloji? Şu an çocukları sokaktan uzak alıkoydu. Uzak tutmamız lazım. Yani şu an sokaktan gerçekten aldı, eve çekti mesela bilgisayarlar, cep telefonları. Hani bu iyi mi oldu? Hani ortam zaten kötü gerçi ama en azından ne bileyim çocuğun o sokak kültürünü de biraz alması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama İstanbul'da mahalle kültürü çok yok maalesef. İstanbul'da evet böyle bir sıkıntı var gerçi ama ondan dediğin dolayı gibi spora yönlendirilerek en azından çocuklar kontrol altında tutulabilir. Tabii ki. Ya her anlamda diyorum ya. Bir disipline sokuyor. Tabii. Yani her branş özellikle kesinlikle senden yanayım. Ya da şunu da ben destekliyorum. Bir müzik enstrümanı. Tabii ki. Yani yeğenimden biliyorum mesela Süleyman Ruat. Şu anda annesinin işte sazıyla videolar atıyor böyle. Saçma sapan. Hiç anlaşılmıyor ne söylediği zaman bilmiyor oğlum diye böyle üzülüyor tamam. Hani en azından spor değil de belki de müzik. Yani çocukları yönlendirmek açısından. Demek söyleyeceğin şeyler bunlar yani. Ya evet. Ya bilinmediği için. Yani şuna değinmek istiyorum özellikle. Okçuluk ataspormuz ama bilinmiyor. Türkiye'de aynen spor öyle. Futboldan ibaret maalesef. Aynen öyle. Bununla ilgili son dönemlerde çok adımız duyurduk. Başarılarımız da özellikle. Şu anda en son yapılan Bulgaristan'daki World Cup'ta Mete Gazoz birinciye bitirdi sıralamada. Ve tekke var burada ok meydanında. Bu Okçular Vakfı bünyesinde açılmış olan tekke inanılmaz derecede hem özel yarışmalarla hem de kendi il kapsamında yaptığımız yarışmalarla destekliyor bizi. Ve branşımızı tanıtıyorlar. Bu anlamda yani son zamanlarda daha iyiyiz. Reklamımız daha iyi. En azından okçuluk ne duyuyorlar. Biraz daha revaçta. Biliniyor. Öyle söyleyeyim yavaş artık yavaş. Biliniyor evet. Aynen okçuluk öyle. Biliniyor. Bir de okçulukla ilgili herkesin bilmediği bir şey var. Bunu haberde konuşmuştuk ve ben gerçekten duyduğumda çok şaşırmıştım. Biz sürekli deriz ya hani durdun hedefi 12'den vurdun. Evet. Aslında bu terimin öyle yok, değil yok öyle bir şey yok. Doğrusunu senden alalım. 12 diye bir şey yok yani. En yüksek puanımız bizim 10. Onun içinde de yuvarlak bir halka var yine. Küçük X olarak nitelendiriliyor. X de sıralama atışlarında aynı puanı atmış iki sporcunun en çok X atana bakarak bir üst sıraya yönlendiriliyor. Yani hedefi aslında ondan vuranlar. Evet. 12'den vuran diye bir şey yok. Ben bunu duyduğumda çok şaşırmıştım senden ilk gazete röportajımızda. Bunu şimdi da tekrardan seyircilerimizin de duymasını istedik. Ben tekrardan çok teşekkür ederim. Ayaklarına ben teşekkür sağlık. Ederim. Bugün geldin, programıma renk kattın. Anlattın her şeyi en azından. Anlattık biraz her şeyi senden. Çok az. Tekrardan ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Anlatsana biraz. Bu hafta Büşra Saygın'ı konuk aldı. Eski milli okçumuz. Kendisi şu anda hala okçuluk branşıyla ilgileniyor ve geleceğinde okçuluk branşıyla ilgilenmesinden yana ve neslinin hani bu şekilde spora veya müziğe yönlendirilmesini öneriyor. Umarım faydalı bir yayın yapmışızdır sizler için. Umarım bu yayını izleyen okçuluk sporu ile ilgili olan arkadaşlar birazcık bizden olsun faydalanmışlardır. Kendinize iyi bakın. Haftaya çarşamba görüşmek üzere. Anlatsana birazdan. İyi akşamlar herkese.